Efendim Peyker. Selam söyle. Bihter neredesin? Nihal'le alışverişteyiz. Behlül de yanımızda. Sana selam söylüyor. Adnan'la konuştun mu hiç? Yo. Birkaç saattir dışarıdayım. Ne oldu? Konuştuğumuz gibi. Nihat Adnan'la konuşmuş yemeğe çıkalım demek için. Adnan da bu akşam Azerbaycan'a gidelim demiş. Anlamadım ben. Niye? Önümüzdeki ay gideceklerdi ya. Şimdi gidelim demiş Adnan. Vay, çok güzel olmuş. Gerçekten. Çok saçma. Bihter. Peker'le konuşuyor. Hayır, şimdi senden duyuyorum. Bence durum gerçekten çok ciddi Bihter. Adnan sana feci kırgın. İyi tamam, hallederim ben. Peki, ara beni sonra. Olur, öptüm hadi. Nasıl? Çok güzel. Bihter bir şey mi oldu? Hayır. Adnan'la Nihat Azerbaycan'a gidiyorlarmış da ona şaşırdım. Ben biliyordum. Babam mesaj attı bana. Tam sınavdaydım mesaj geldiğinde. Sonra çıkınca konuştuk. Okuldan sonra alışverişe gideceğimizi de biliyor. Geç kalma da yüzünü göreyim dedi. Taklım benim. Senin haberin yok muydu? Şimdi oldu işte. Bakayım sana. Çok yakışmış. Ne diyorsun Behlül? Bence süper. Hiç başkasına bakma. Ben de sevdim. Tamam, o zaman alıyoruz. Bir de bunun altına güzel bir ayakkabı bakalım. Hayır. Geldiler. Bülent nereye? Küçük bir mola lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Beşir'cim. Ne haber genç? Konuşmuyorum seninle. Neden? Aşk olsun ya. Neden diyor bir de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün gün gezdiniz değil mi? Evet. Akıllı kızlar bir gün gelecek. Biz her gün. Nasıl, beğendin mi? Fena değil. Bırak bana. Yok yok, ben taşırım. Harika şeyler aldık Matmazel. Ne güzel. Güle güle giy. Babam gitmedi daha değil mi? Hayır. Hazırlanıyor. Göster bakalım neler aldınız. Giyineyim üstümü de görün. Babama da gösterelim. Gidiyor. Biliyorum. Bihter. Engel ol. Bu gece gitmesine izin verme. Bu iş büyümesin. Hoş geldin. Niye benim haberim yok Adnan? Gideceğini niye bana söylemedin? Ani bir karardı. Nihal'in reislerine kadar gidip gelirim diye düşündüm.
pardon. Efendim Nihat? Tamam. Hazırım ben, bekliyorum. Nihat'la gidiyoruz. O alacak beni, geliyormuş. Kaçıyorsun değil mi? Benden kaçmak için gidiyorsun. Beni cezalandırmak için. Bihter. Bugün konuştuk halbuki. Bu kadar basit değil. Çözemiyorum içimde. Bir türlü kabul edemiyorum. Yavaş yavaş direksiyonu öğretmeye başlarsın bana, değil mi? Çok yavaş ama. Kapatmayı öğretirim. Sonra silecekleri çalıştırmayı. Ya! Firdevs Hanım? Bir şey mi oldu? Hayır, yok bir şey. Gel, biz ayak altından çekilelim biraz. Babam gidecek, göremeyiz. Sana hoşça kal demeden gitmez, merak etme. Bihter, lütfen aç kapıyı. Lütfen gidişimi mesele haline getirme. Aslında bu mesafe ikimiz için de iyi olacak. Olayların soğuması için yararlı olacak. Öyle düşünüyorum. Bu konuyu burada bırakalım. Dönünce konuşuruz. Tamam mı? Çözemediğin şeyleri 3 gün içinde çözebilecek misin? Yoksa bu ayrılık, mesafe bizi birbirimizden daha da mı uzaklaştıracak? Pişmansın değil mi? Benimle evlendiğine pişman oldum. Ama sen gerçekten meselenin özünden uzaklaşıyorsun. Belki de gerçekten evlenmek için çok acele ettik. Sen beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Mesafeler gittikçe büyüyecek. Ben buna katlanamam. Ayrılalım hadi. İçindekileri çözmek için yardım olur.